Şimdi dil öğretiminin galiba bir yanına değindim. Bizim dil eğitimimizin manzarasını çizeyim. O burada hocalık yapmadı, çok yeni yapıyor. Biz kaç senedir buradayız? 7 senedir bu, burada hocayım. 7 sene iyi bir tecrübe ama ben burada artık tabii, emekli tabii, tabii, oldum. Elbette, elbette. Çok büyük bir sorun. İnsanlar dil bilmiyorlar. Hatta mahalli lehçeyle yazanlar var. Mesela avlıya havlu diye yazıyor. Avcıyı havcı diye yazıyor falan. Belki onlar yani, Fransızdır da o yüzden yazıyor. Hayır, Trakya bu. Aha, Trakya yani şeye yakın. Hakikaten sanki İtalyan ve Fransız gibi. Veyahut çok daha korkunç bir şey, hiçbir şekilde gramer bilmiyor. Noktalama bilmediğinden şikayet ediliyor. Hayır, gramer bilmiyor. Zamanları kullanmasını evet, bilmiyor. Evet. Ve en garip bir şekilde yani bir zamanlar köylülerin bile bildiği şey, kullandığı kelimelerden haberi yok. Yok. Evet. Mesela işte Konyalı eskiden şöyle bir şey sorardı senin gibi bir adamı gördüğü zaman orada. Aa beyefendi ne iş üzerine iştigal ediyorsunuz? Evet iştigal ediyorsunuz değil mi? Mepusluğuna mı iştigal ediyorsunuz falan der. Şimdi böyle bir şey. İştigal lafını duymuş mudur değil mi? İştigal üzerine Mahmut bu ne diyor ya? Yani ve çok da kötü şey tabii bu gramer bilmeyen insanların lisan öğrenmeleri falan mümkün değil. Öğrenemiyorlar. Fena şekilde gidiyorlar. Bunu büyük bir problem haline getiriyorlar. Hele o lisan bir de böyle İngilizce gibi cinsiyetin örtülü olduğu bir lisan değil de Fransızca, Almanca, Rusça gibi taka tak kafana ikide bir üç cinsi böyle isimlerde vuran bir şeyse hapı yuttuk, bittik. Zaten Arapçadan da efendim. Evet yani bunlar tabii büyük sorun ve bir nevi bir filolojik tembellik gelmiş insanlara. Mesela en zeki çocukları topluyorsun, kendileri istiyorlar. Üçüncü dersten sonra kaçıyorlar, Osmanlıca öğrenmiyorlar. Buna ilim adaylarımız da dahil ha. Şimdi diyorum ki herhalde biz öğretemiyoruz falan. Ben peki el alemin şeyine öğretiyorum da. Buraya niye öğretemiyorum? Propaganda öğreniyorlar da. Siz niye öğrenmiyorsunuz? Ya, tuhaf bir şey bu. Öğrenmiyor efendim. Bunlar öğrenmiyor. Bu kadar basit. İlber bilgiye saygı da yok. Bak gazete siz Sinan Bey buraya geldiğinizden beri gazeteleri okuyorsunuz herhalde. Evet. Gazetede Türkçe gitti. Televizyonda gitti. Ben bir şeye dikkat ettim. İşte arada bir seyrediyorum. Düzgün Türkçe konuşabilen bir tane mebus görmedim. Hayır. Dünya diyor. Daima evet. diyor. Evet. Neden? Bütün elifler yok. Şimdi gelelim nedeni. Allah Allah bilmiyor. O çok önemli. Bir ara vereyim mi? Nedenini sonra anlatalım. Bir tane milletvekili adam gibi Türkçe bilmiyor. Ne milletvekili? Gazeteci. Gazeteci yok ya. Bırak gazeteci yok. Televizyonda konuşamam. Milletvekili her tip adam olur. Yani evet. Ben onu kıstas olarak almam. Ben de onu kıstas olarak almıyorum. Almam. Bence ben gazeteciye bakarım, hocaya bakarım. Televizyoncuya bakmak lazım. Sebep önemli. Neticedir. Sebep neticeyi bir ara vereyim sonra konuşalım. Reklamlar için durmamızı rica ediyorlar. Şimdi bu konuda tabii sana... Evet hocam, cevap haklarınız baki. Buyurun lütfen. Baki Bey buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle şu linguistics konusunu da çok kısaca bir şey söyleyeceğim. Çok bakın, kısa. Çok. 20. asrında çok kısa bilim de devrimin oluşması linguistics sayesinde olmuştur. Biz bugün burada değil mi, bu kadar teknoloji içerisinde hani söyleşi yapıyorsak bu tamamen linguistik sayesinde. Ha, bu bana olmuştur. Cevap değil ama bunu tasdik ederiz. Linguistics derya gibi bir alan. Evet. Nöroloji de öyle. Umman. Bakın linguistics'i mühendislikten tutun, tıptan tutun. Evet. Sosyoloji, psikoloji, felsefe. Computer science. Bütün. Computer science. Tabii. Her bilgi işlem. Orada. Ve yatay zeka. Işlem. Yatay zeka. Dediğimiz evet. olay linguistik sayesinde evet, oluşmuştur. Evet, evet, evet. Linguistik ve matematik sayesinde zaten oluşmuştur. Akrabalar. Tabii. Evet. Öyle. Çok evet. akrabalar. Hani Karl Popper'ın dediği gibi, değil mi? Bütün fizikçiler
dil bilimci olmak ister. Bütün dil bilimciler de fizikçi olmak ister. Evet, yani oluyorlar neyse, sonunda bu, işte. Bu kadar söyleyeyim ben. Yeter. Fakat yani, hakikaten yeter. Türkçe eğitiminin ne olduğu konusunda bu son derece önemli bir konu. Özellikle Türkiye için. Ben söylemeyeceğim de Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 26 Şubat 2015'te Bağbali toplantısında yapmış olduğu bir konuşmayı ben müsaadenizle aktarmak istiyorum ve son derece de önemli. Şöyle diyor, Milli Eğitim Bakanı olarak, eğitimciler olarak bizim görevimiz bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının önce ilkokullarda bizi bir millet yapan temel değerleri öğrenmeleri ve içselleştirmeleri, mümkün olduğu kadar bu ortak bizi biz yapan, millet yapan, bizi bir arada tutan, bizim toplumsal hayatımızı ahenkli hale getiren, ortak değerlerimizi içselleştirdiği bir eğitim. Bunun da başında ana dili geliyor. Yani Türkçeyi tüm çocuklarımızın çok güzel konuşması, yazması, dinlemesi, anlaması, Türkçe'ye hakimiyetinin olabildiğince üst düzeyde taşınması. Yabancı dil eğitimi ile ilgili eleştiriliyoruz. Türk eğitim sistemi yabancı dili öğretemiyor. Doğru. İngilizcemizi uluslararası ölçeklerde ölçtüğümüz için bunu biliyoruz. Peki Türkçemizi ölçüyor muyuz uluslararası ölçeklerde? Var mı böyle bir ölçek? Yok. Hayır. Ölçmüyoruz. Dolayısıyla oradaki durumumuzun vehametinin yeterince farkında değiliz. Bunları Milli Eğitim Bakanı söylüyor. Milli Eğitim Bakanı diyor. Ama gelişen yeni teknolojilerin olumsuz etkileriyle Türkçenin doğru kullanılması, doğru konuşulması konusunda biz çok ciddi risklerle karşı karşıyayız. Bu tamamen Sayın Milli Eğitim Bakanımızın sözleri. Şimdi burada önemli olan bu. Türkçeyi niye ölçemiyoruz? Maalesef bugüne kadar Türkçedeki dil düzeylerini ölçebilecek bir sistem oluşturulmamış. Hani yabancı dilde böyle dil düzeyleri var. Bugün uluslararası düzey A1 en düşük düzey olarak A2, B1, B2, C1, C2 düzeyleri var. Bu Avrupa Konseyi'nin oluşturmuş olduğu Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi'dir. Ve bu çerçeve bugün bütün yani üniversitelerde Erasmus deniliyor, diğer değişik Sokrates deniliyor, Lisbon hedefleri deniliyor, Bologna süreçleri deniliyor. Bunun temelinde bu Avrupa Birliği'nin oluşturmuş olduğu dil çerçevesi var. Ortak dil çerçevesi. Evet. Ve bizim Türkiye'ye bu Avrupa ortak dil çerçevesinden maalesef bugüne kadar hiçbir şekilde şeyini alamadı. Nasıl faydalanamadı. Yani? Daha doğrusu buna göre öğretmenlerin eğitimi verilmedi. Yani bunu herkes duymuş. Duymuş ama içini bilmiyorlar tam anlamıyla. Halbuki bu ortak dil çerçevesi öğretmen yetiştirme de sınav sistemlerin oluşmasından ve müfredatların hazırlanmasında bir ortak çerçeve. Ve bu ortak çerçeve içerisinde hem yabancı dil öğretiliyor hem de ana dili öğretiliyor. Bugün bir İngiliz çocuğunun İngilizce dil düzeyi nedir denilirse efendime söyleyeyim B2 veyahut C1 veyahut A2 deniliyor. Peki Fransızca düzeyi nedir derse aynı düzeyler, aynı kriterler kullanılıyor. Peki Türkiye'de şimdi, böyle bir düzey yok. Yok. Değil mesela Türk Dil Kurumu'nun böyle bir vazifesi yok muydu? Kendileri herhalde bugüne kadar, şey bilmiyor. Fatih Bey, bugüne kadar evet. Maalesef şu çok acı bir gerçektir ki Türkiye, bakın dil eğitimi başlı başına bir bilim alanı.
Bu bilim alanının adına da uygulamalı dil bilimi denilir. Uygulamalı dil bilim ana dil eğitimi ve yabancı dil eğitimi olmak üzere iki yönü vardır. Hmm. İki yönü vardır. Bugün uygulamalı dil bilimi adı altında YÖK'ün tanımlamış olduğu bir bilim alanı yok. Yok. Bugün hiçbir üniversitede uygulamalı dil bilimi adı altında bir bölüm yok. Ha, dil tarihte bir birim kurmuşlar, dil tarih coğrafya fakültesinde. Ama onun dışında böyle bir bilim alanı yok. Ha, dil bilim var. Dil bilim ayrı bir alan. Dil bilim dil teorisini, dil teorisiyle uğraşan ve dil tanımlamasını yapan bir bilim alanıdır. Değil mi? Eğitim bilimleri bir tarafta. Türkiye'de büyük bir kaos var ortada. Dolayısıyla her kafadan bir ses çıkıyor. Bugün İngilizce öğretmenlerine bakın. Kim İngilizce öğretmeni oluyor Türkiye'de? İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. Amerikan Kültür ve Edebiyatı mezunu. Efendime söyleyeyim, İngilizce mütercim tercümanlık mezunu. Ha, bir de eğitim fakültelerinde İngilizce öğretmenliği bölümü var. Bakın, hepsi bu bölümlerden mezun olanlar değişik değişik şekillerde yetiştirilmişler. Değil mi? Değişik akademik formasyon almışlar. Ve hepsi sonunda İngilizce öğretmeni oluyor ve bir dağınıklık var. Bir devlet politikası oluşmamış. Bir Türk dili eğitimi konusunda bir devlet politikası oluşmadığı gibi yabancı dil eğitimi konusunda da bir devlet politikası yok. Üstüne üstlük bir de yabancı dille eğitime kalkışılıyor. Yani maalesef Türkiye'deki tablo kısaca bu. Bunun birçok nedenleri var.